Sevgili Halkla İlişkiler Müdürüm, o iş tamam. Öyle mi? Evet. Mihrili tam 24 yıla mahkum oldu. Kaçacağım. Bu o kadar kolay değil. Ben de denemiştim vaktiyle. Kaçmaya mecburum. Büyüksün dayı. Ne dediysen oldu. Hemen Fadime'den boşanmak için bizim avukatla görüşeceğim. Çocuğumu da aldık mı tamam. Dur. Şimdi biraz sabırlı ol oğlum. Yapma be dayı. 5 ay geçti, daha çocuğumu kucağıma almadım ben. Oğlum aceleye lüzum yok. Mihrali 24 seneye gidiyorum sana. Bak bu olmadı işte. Seninki sayılı günler Mihralim. Temize gidersin. De ki temizden tahliye kararın gelmedi. Aldığın cezanın 3/2 infaza gidecek. İyi halden indirim de alabilirsin. Hiç belli olmaz. Bakarsın bir de af çıkar. Ve nihayet biter. Birkaç yıl sonra çıkarsın. Birkaç yıl ne demektir biliyor musun benim için Arif abi? En azından biz biliyoruz Mihral'in suçsuz olduğunu. Üzme kendini bu kadar. Ya Mihral'im ne yapsın? Anasının öldüğünü bile bilmiyor garibim. Söyleyebilmek mümkün mü? Demir parmaklıklar arasındaki Mihrali'ye. Anan da kahrından öldü demek kolay mı? Bakıma muhtaç hasta bir anam var. Kayınbiraderim askere gitmiş. Karım ve anası bir başlarına. Hele... Kendine gel. Öfkelenme. Hiçbir öfke hayatın öfkesinden daha şiddetli değildir. Hele Çıngırak takımının çıngırakları öyle bir zangırdamaya başlamıştır ki mahkumiyet kararını duyunca. Şimdiden evin temelleri deprem gibi sarsılmaya başlamıştır bile. Ne diyorsun ana sen? Ne diyorsun var mı? Fadime meme bile vermiyormuş torunuma. Güya sütten kesilmiş şıllık. 5 aylık bebeğe yapılır mı bu? Mihrali'den bir can taşıyorum ben. Yok Zeliha Hanım, yok. Ben anayı yavrusuna ayıramam. Ben de anayım. Açlıktan ölsem de bunu yapamam. Mihrali, ben... Yoksa... Hamileyim. Bismillah. Durun, ne yapıyorsunuz? Ayrılın. Dostum durun. Ayrılın, geç geri. Ne oldu, durum ne? Müdür beye telefon ettim. Sorumluluk alamayız diyor. Hastaneye gönderiyoruz. Yaraları derin. Hemen götürün. Sezai bir adam. Hayır, yolda çevirme var. Ne çevirmesi? Trafik mi? Hadi lan. Yükün ne? Pirinç abi. Nereye gidiyorsun? Bandırma'ya. Hayırlı yolculuk. Sağ ol. Hemşerim, bir sigara versene. Araç içinde sigara içmek yasak. Sezai zamanında yetişemezse ne olacak peki? Devreye biz gireceğiz. Bu gece bu işin bitmesi lazım. Thank you.
açın! Açın! Yavaş! Yavaş! Hadi! Kaçıyorlar! Hey durun! Dur! Anla! Aksilik işte. Ayağımdan vurulmasam 10 numara iş olacaktı. Bostancı köyünden Zöhra Hanı'yı alıp hemen eski değirmene gelin. Bu da nereden çıktı? Ne diyorsa yapın. Sağlamdır. Tanıyorsa mesele yok abi. Değirmen neredeyse hemen götürelim. Biraz sonra jandarma kaynar buralar. Eski değirmene araç çıkamaz. Arif abi ben sırtımda götürürüm. Oyalanmayın siz. Kan kaybediyor. Birimiz sizinle gelsin. Mihrali ne diyorsa yapın Tahir. Tamam abi. Sen bilirsin. Bunu Zöhra Hanı'ya verin. O anlar. Koşar gelir. İyi de biz nasıl bulacağız bu Zöhra Hanı'yı? Kolay. Bakın şimdi. Thank you.
şurası galiba. Yok yok, tarif ettiği yer burası değil. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Ha, şuradan sola dönüyoruz. Tarif ettiği yer burası. Burası mı, emin misin? Burası, burası. Jandarmalar. Ne? Oh be. Zöhre Ana'yı alıp bir an önce çıkmak lazım köyden. Tamam. Aç Zöhre Ana, aç. Kimsiniz? Nedir derdiniz? Mihral'den selam getirdik. Bunu gönderdi. Gecenin saat 3 oldu. Bizim oğlan da gelmedi. Hayırdır inşallah. Amma ağır gidiyorsunuz ha. Hadi biraz yol alalım. Hadi yarasın. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Dağılın arkaya. Siz evi sarın. Çabuk çekil. Sarın evi. Hükümetin önünden geçtim. Ne oluyor? Hayırdır inşallah. Açalım mı? Dur. Şimdi aç. Kimsin? Jandarma, aç. Jandarma mı? Ne istiyorlarmış? İsteğinizi söyleyin. Aç bacım, zor kullanmayalım. Aç. Birer var. Arayın. Kaçağı arıyoruz. Ne kaçağı? Mehmet askerden mi kaçtı yoksa? Mehmet orada, Mehmet orada. Yoksa... Miral yok, Miral yok, Miral yok. Kimse yok komutanım. Komutan, kaçak kim? Mihral'i firar etti bacım. Mihral'i kaçtı mı? Ne? Mihral'i hapisten mi kaçmış? Ulan aferin, aferin lan size. Manyak. Mihral'i hapisten nasıl kaçar? Mihral'iye ne olmuş? Kaçan o muymuş? Herkesi topla. Ben de hemen geliyorum aşağıya. Battaniye falan da aldın değil mi teyze? Aldım, aldım. Onlara bir iki gün barındıracak öteberi de götürüyorum. İki kişilik kıyafet istemişti. Nereden bilsin garibin vurulacağını? Alo? Rasim? Benim. Eşber'e söyle Mihral hapisten kaçmış. Mihral hapisten mi kaçmış? Aman Allah'ım. Rasim.
Eşber evde değil. Bilmem. Ulan aferin Eşber. Tövbe tövbe. Ben mi toplayacağım peşinizi? Tamam. Ben şimdi onu bulurum. Buyur dayı. Arkadaşlarla dere kenarındayız. Ne? Ne diyorsun dayı? Ortalıkta fazla dolaşma. Mihral hapisten kaçmayı göze aldıysa daha da ileri gitmek isteyecektir. Ne kadar ileri gider dayı? Geleceği varsa göreceği de var. Ölmek mi istiyorsun salak? Yalandan deli yürek numaralarını bırak da ne diyorsam onu yap. Yoksa bu kuduzun bize zararı dokunur. İşte. Bırak geliyor. Korkuyorum Rasim. Saçmalama. Mihrili buraya gelecek kadar akılsız değil. Otelin çevresini kontrol altına alacaksınız. Benden habersiz çevrede kuş uçmayacak. Her şeyden ve herkesten haberim olacak. Tamam patron. Hadi bakayım göreyim sizi. Delikanlılık böyle günde belli olur. Dağılın. Sabah namazına mı hocam? İnşallah. Bu saatte hayırdır? Mihrali firar etti hocam. Bir şey duyarsanız, olur ya görürseniz, jandarmaya bildirirsiniz, değil mi? İki kişiler, birini yaraladık. Allah kabul etsin. Şimdi nasılsın abi? İyiyim Meral'im, iyiyim. Merak etme. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Üşüyorum biraz o kadar. Çok kan kaybetmişsin yiğidim. Kurşun kaba etini delip geçmiş. Esirgemiş seni kurban olduğunu. Biraz dinlenince bir şeyin kalmaz. Bir de Mihrali'ye bakalım. Ya, ah. İnsanoğlu böyledir işte. Kimini dört duvar arasına atarlar, zincirlere vururlar ama can kuşları her bir yanda uçar durur. Kimileri de ortalık yerde dolanır durur ama zindanlarını kendi içinde taşırlar da nereye gitseler kurtulamazlar o zindandan. Kurban olduğuma teslim olmayan dünyaya teslim demektir. Thank you.
Gitme oğlum. Çıkma dışarı. Mihrali yakalanmadan git, çıkma evden dışarı. Ali kaçtı diye evde hapis mi kalacağım yani? Öyle deme kuzum. İnsan hiç kendi evinde hapis olur muymuş? O soysuz hapisten niye kaçtı sanıyorsun? Senin peşine düşecek. Yok ana yok. Merak etme sen. Jandarma vur emriyle arıyor pisliği şimdi. O benim peşime değil. Kendi canının derdine düşmüştür. Ah Razım ah. Bütün suç sende. Eğer babasıyla beraber Mihrali'yi de öteki dünyaya yollamış olsaydın... bütün bunlar gelmeyecekti başımıza. Yılanın başını küçükken ezmedin. Şimdi ejderha oldu, dikildi karşımıza. Nasıl oldun abi? Sağ ol Mihrali'm. İyiyim çok şükür. Hay Allah. Çocuklar da perişan oldular. Tahir, Naci. Buyur abi. Naci. Naci kalk. Nasıl oldun abi? Sağ ol Tahir, iyiyim. Siz artık gidin. Biz bundan sonrasını hallederiz. Size yeterince eziyet verdik. Estağfurullah abi. Alışırız biz böyle şeylere. Yeter ki sen iyi ol abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Vedat Bey'e selamı götür. Çok teşekkür ettiğimi söyle. Ama abi. Hadi, ne diyorsam onu yapın. Peki abi, sen nasıl istersen. Eğer bir şey gerekirse... Eğer ihtiyaç hissedersek size nasıl ulaşacağımı biliyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Arabayı nereye bıraktınız? Şu tepenin ardındaki ormanda. İyi. Hadi Allah'a emanet ol. Eyvallah. Sağ ol. Nasıl kaçırırlar? Bu nasıl cezayı? Sürdüreceğim. O cezaevi müdürünü sürdüreceğim. Yalnız onu değil, hepsini sürdüreceğim. Ya öğrendiyse? Ya kendisini benim ihbar ettiğimi öğrendiyse? Ellerindeki adamı nasıl kaçırırlar anlamıyorum. Kim bilir nerededir şimdi? Alif abi, ben köye ineceğim. Olmaz. Sen aklını mı kaçırdın Mihrali'm? Anamı özledim. Hem sonra Mihriban. O da merak ediyordu. Tamam. Ama şimdi değil. Hele bir Zöhre ana gelsin. Köyde durum nedir bir öğrenelim. Artık kaçacağız abi. Saklanacak bol vaktimiz olacak. Ama görülecek hesabım, dürülecek defterim var. Gelecek. Biliyorum gelecek. Gelip bizden intikamını alacak. Ne diyorsun sen be? Bu otelin yanına bile yaklaşamaz. Kuş gibi avlarlar onu. Hayır. Hayır ben yapmadım. Biliyorum gelecek. Gelecek hepimizden intikamını alacak. Hayır. Ben yapmadım. Hayır. Hayır. Ben yapmadım. Ben yapmadım. İntikamını alacak bizden. Ben yapmadım. Hayır. Hayır ben yapmadım. Kendine gel Zeynep. Rasim söyledi. Dur diyorum sana dur. Rasim telefonla ihbar etmemi söyledi. Kendine gel Hayır. Zeynep. Hayır ben yapmadım. Kendine gel. Ben yapmadım. Kendine gel. Kızım ya.
Bittin sen Mihrali. Sen artık yoksun. Mihriban'ı yar etmem sana. Mihrali'nin evinde ne işi var bu kuduzun? Maşallah maşallah. Kolay gelsin Seyfullah Usta. Hoş geldin Emine. Buyur. Hoş bulduk. Buyur çay iç. Seyfullah, duydun mu? Mihrali hapisten kaçmış. He ya, duydum. Kim bilir şimdi nerededir? Mihrali yok. Mihrali yok. Mihrali yok. Çıngırak takımı dört dönüyordur şimdi. Hangi yılan deliğine saklanarak kurtulacaklar göreceğiz bakalım. Jandarmalar Mihralim'in peşinde. Vuruldu haberi getirecekler diye yüreğim ağzımda. Ödüm kopuyor hoca emmi. Her türlü belaya, musibete sabredeceğiz. Başlangıcı zehir, neticesi şeker şerbet bir şey varsa o da sabırdır kızım. Sabır olaylar karşısında en hayırlı tavırdır. Ben çay getireyim Asparlı. Cennet anahtarlarından biridir. Ay ay ay. Bak şu bebeğe. Onun güzelliğine, masumiyetine bir bak. Bir de Fadime'nin ona hamile olduğu günlerdeki sıkıntısını düşün. İşte bu masum yavru, o sıkıntıların ardından gelen güzellik değil mi? Her sıkıntı bir kolaylığa, bir güzelliğe gebedir. Bir bela bulutu var üstümüzde. Eşber az önce Mihrali'nin evinden çıkıyordu. Ne işi varmış o evde serserinin? Biz saklandıkça zehirli yılanlar etrafımızda dolaşıyor. Eden bulur, siz bulaşmayın. Kocası kaçak. Meryem Askeroğlu'nu ziyarete gitti. Bir başına kaldı yavrucak. Korkmasın da ne yapsın? Elde mi korkmamak? Kimseden korkmamanın bir tek çaresi vardır. Gerçek korkulacak merciden korkmak. Ondan gayrısından korkmak ümitsizliğe düşürür insanı. Ümitsizlik de felç eder. Sadece Allah'tan korkan için diğer bütün korkular bitmiş demektir. Çıngırak takımından Eşber bile gelmişti. Bütün bostancı düğünümüzdeydi. Bir şenlik gideme gitsin. Ama Eşber'in kurdukları pusunun tadını çıkarmak için geldiğini nereden bileceksin? Elini uzattı. Sen düğüne gelmiş birisinde düşmanlık arar mısın? Allah mesut etsin diye elini uzatınca... Artık kavgalar dövüşler olmayacak. Evimiz huzurlu, mutlu olacağız diye sevindim bile Arif abi. Bu sevincimin üzerine gün bile doğamadan boğuldu gitti. Çıngırak takımı yine zehrini kustu. Her şeyi zehirledi. Bir gün akrebin biri derenin kenarına gelmiş. Karşı tarafa geçmek istemiş. Suyun bu tarafından hamle yapmış olmamış. O tarafından hamle yapmış olmamış. Bakmış ki kendisinin o sudan geçmesi mümkün değil. Suya girerse boğulup gidecek. Az ötede de kurbağanın biri hoplaya zıplaya suyun bir bu tarafından girip o tarafından çıkıyor.
Bir o tarafından girip bu tarafından çıkıyor. Akrep hemen yedi boğum kuyruğunu indirip yanaşmış yanına. Kurbağa kardeş, beni sırtına alıp karşıya geçirir misin demiş. Kurbağa olmaz demiş, sen beni sokarsın. Akrep de yok demiş, söz vermiş sokmam diye. Eğer seni sokarsam ben de suda boğulurum demiş. Kurbağaya bu cevap akıllıca gelmiş. Almış akrebi sırtına, girmiş suya. Akrep tam suyun ortasında kurbağayı sokmuş. Kurbağa suya gömülürken hani söz vermiştin, sokmayacaktın beni demiş. Akrep ne yapayım, elimde değil, ben akrebim, huyum bu, sokarım demiş. Yani demem o ki bunlar böyledir. Huyları böyle, sokarlar. Akrep akrepliğini, çıngırak çıngıraklığını yapar. Alo. Eşber. Neredesin? Manyak mısın? Dolanıp durma ortalık yerde. Kürkçü dükkanında pusudayım dayı. O tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Mihriban'ın evi değil mi? Saçmalama salak. Devletin polisi var, jandarması var. Çabuk buraya gel, seninle konuşacaklarım var. Mihriban, beni de gideceğin yere kadar götüreyim. İnat etme. Sonunda benim olacaksın. Kimliğiniz lütfen. Bagaj açar mısınız? Belediye başkanı babam olur. Benim babam da bakan olur. Bagaj açar mısın? İyi günler beyefendi. Şu ilaçlardan yanında var mı? Hangi ilaç? Çekmecede gördüm. Ne işe yarar onlar? Antidepresan. Ne? Sakinleştirmez mi bizi içsek? Geçici bir sakinlik verir. Ama ölüm korkusunda bir işe yaramaz. Ne diyorsun sen be? Öldürecek bizi Mihrali. Gelip tavuk gibi boğazlayacak. Hastasın sen. Ne dediğini bilmiyorsun. O ilaçlar seni uçurmuş. Hastayım ben, evet hasta. İki yüzlü biriyim. Hem sevip hem öldürecek biri. Mihrali'ye yaptığımı görmedin mi? Aferin lan, aferin. Senin gibi manyak filmlerde bile olmaz. Canımın canı. Sen de benim gibi çırpınıp duruyorsun değil mi? Biliyorum, özledim babanı. Ben de özledim onu. Çok özledim. Kim bilir nerede şimdi? Ne yapıyordur? Nasıldır? Ah canımın canı. Bir kuş uçup gelse. Mihralim'den haber getirse. O da sizi özlemiş desin. Ah. Buyur Zeyhane. İyi ki geldiniz de yalnızdı. Sağ ol kızım. Hoş geldin Zehra'na. Hoş bulduk Mihriban.
Meryem'den haber var mı? Çarşı izninle beraber gezmişler Amasya'yı. Mehmet külah almış diyor annem. Buyur. Sağ ol. Allah yardımcıları olsun. Herkes iyi de güzel kızım. Senin rengini soluk gördüm. Güneş vurdu kuruttu. Rüzgar esti kırdı. Biz solmayalım da kimler solsun Zöhra Ana? Bütün yüzler gülsün. Hiç kimse solmasın. Hele Mihriban'ım. Sen hiç. Size bir kahve yapayım. Kurban olduğum her şeyi çeşit çeşit yaratmış biliyor musun? Kimini yaratmış yerde sürünür. Kimini yaratmış göklerde uçar. Kimini yaratmış suda yaşar. Kimi de yaratmış ormanda eğleşir. Kimi de harmanda savrulur. Değirmende un olur elenir. Herkes yerinden ve halinden memnun. Bir biz şikayetçiyiz Mihriban kızım. Bir biz. Niye biliyor musun? Aklımız kıt. Ermiyor da ondan. Nerede kaldın? Dayı, bu mesele seni çok ürkütmüş. Ürkme hayvanlarda olur salak. Ben hayvan mıyım? Şimdi ne yapacağız? Beladan uzak duracağız. Sadede gel dayı, sadede gel. Bu kadın hasta oğlum. Şizofren mi her neyse, ne zaman ne yapacağı belli değil. Konuşur falan hepimiz yanarız. Kaçıyoruz yani. Ben gitmem. Sen bilirsin. Belki böylesi daha iyi. Otelden ayrılma. En azından çevrede adamlar falan var. Keklik gibi avlanmayacağız yani. Dayı, geç bunları. Benden söylemesi. Aferin. Ulan aferin dersin mezarında dayına. Temiz komutanım. Temiz komutanım. Fadime doğru mu? Mihral hapisten kaçmış diyorlar. Evet Cemil abla, doğru. Bahana, bunların da başına gelmedik kalmadı. Ya hiç sorma. Mihriban hepten yıkıldı kızcağız. Adam kolay mı? Tam düğün gecesi alıp götürdüler Mihrali'yi. Haklısın. Mihriban da karnında Mihrali'nin bebeğiyle öylece kala kaldı. Ne? Kız Fadime? Ne diyorsun sen? Mihriban Mihrali'den hamile mi? Evet Cemil abla. Mihriban hamile. Vay anam. Devam edebilirsiniz. Mehmet, dur hele şurada. İneceğim. Niye ki Zöhra ana, sen görene gitmiyor musun? Ha, öyle olmasına öyle de ateşte yemeği unuttum. Koş koş Zöhra ana, yanmasın fakirhane. Bunadık artık. Ne yaptığımız belli değil. Yardım edeyim mi? Yok yok, istemez. Thank you.
Emine biliyor musun? Bu giyine kıpır kıpırdı. Bebek mi kız? Yine tekme attı, yüreğim hop etti. Seyfullah geliyor. Hoş geldin. Hoş gördük. Otursana Seyfullah. Seni burada görmek şey oldu. Sürpriz oldu. Öyle mi? Ben şey için geldim. Meryem abla yok mu? Yok, Mihriban var. Mihriban! Meryem abla askerin yanına gitti. Mehmet'e mi? Geç kaldım desene. Niye ki? Meryem ablanın ziyarete gideceğini duymuştum da askere bir şeyler gönderecekti. Anam ne lazımsa götürdü. Yeşil erik çekmiş canı Mehmet'in, yeşil soğan bile topladı. Öyle mi? Bir adresi var mı? Yazın. Askere cep açlığı gönderecektim. Yetişemedik işte. Postalarım. Sağ ol Seyfullah. Demirci dükkanının kazancı. Mihrali'nin ocağının bereketi. Çam sakızı çoban armağanı. Hep yalnızdık. Hep bir başımızaydık. Gözlerimin önünden hiç gitmiyor yaralı babamı at arabasıyla getirip dayımın kapısına dayandığımız gün. O zaman bir dayımın arabası vardı köyde. Bir de çıngırakların. Babam kan kaybediyordu. Babamı hastaneye yetiştirmemiz şarttı. Ama anam babama kaçarak vardı diye dayım kin tutmuştu bize. Yok dedi. Olmaz. Götürmem dedi. Ne yapıyorsunuz burada siz ha? Ne yapıyorsunuz? Yalan, geçin içeri. Gel iç. Tamam. Geldikleri tamam, gibi giderler. Hatçı bu avludan içeri adım atarsa hepinizi kurşuna dizerim. Vicdansızlık etme Kemal. Bu senin yaptığın ne teröre sığar ne dediğine. Kapında yaralı bir adam varken eski defterleri karıştırmak yakışır mı sana? Mustafa! Nereye gidiyorsun Mustafa? Yandım Mustafa! Sonra dumanlı ocağa çıktı bize. Sahiplendi. Garip anamsa bir başına çırpındı durdu yıllarca. Mihrali, gelen var. Uyusun da büyüsün ne
Tıpış tıpış yürüsün neni, uyusun da büyüsün neni. Tıpış tıpış yürüsün neni. Ne var? Ne istiyorsun? Bir şey istediğim yok canım. Torunumu görmeye geldim. Hayır, göremezsin. Kim demiş? Senin çocuğunsa benim de torunum. Defol. Şimdi mi kıymete bindi torununuz? Bugüne kadar yaptıklarınız yetmedi mi? Yeter artık yaptıklarınız. Bıktırdınız, canımdan bezdirdiniz. Sen bir yandan, oğlum bir yandan, etmediğinizi bırakmadınız. Şimdi de kalkmış torunum diyorsun. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne bağırıyorsun, ne dedim şimdi ben sana? Defol git karşımdan. Şu yaptığına bak nankör, ne olacak? Seni gelinimiz yapıp adımızı verdik. Adınız batsın. Alçaklar, çıngıraklar, yılan soyları. Yiğidimi sana bırakmayacağım. Torunumu ne yapıp edip elinden alacağım. Defol dedim sana. Eğer çocuğumun tırnağına dokunursanız yaşatmam sizi, anladınız mı? Yaşatmam. Edepsiz çıldık. Ben senden bunun hesabını sormaz mıyım? Seni gidi soysuz sürtük seni. Dur hele sen. Ben sana bunları sormaz mıyım? Bak ben sana neler edeceğim. Hükümetin önünden geçtim. Hadi be, deli bozuk sende. Hükümetin önünden geçtim. Bana bak Cemile, benim dediğimi yapacaksın. Anladın mı? Yapacaksın. Olmaz Zila Hanım, ben senin dediğini yapamam. Yapacaksın. Eğer dediğimi yapmazsan bir gün yetimlerinden birini bir kör kuyunun dibinde bulursun. Ciğerini öyle bir yakarım ki senin. Cıngırak takımı korkudan çılgına dönmüş vaziyette. Sağa sola dalaşıp duruyorlar. Dumanlı Hoca kaygılı. Emine ile Mihriban'ın rengi ruhsarı kaçmış. Evde jandarma kol geziyor. Burada öyle uzun boylu kalamazsınız. Yarın öbür gün buraya da gelirler. Peki anam nasıl? Ondan bir şey demedin. Kurban olduğum onu yanına aldım İhal. Ne diyorsun sen Zöhre Hanım? Ölüm yokluk demek değildir Mihrali. Ölüm belki de Esah'tan var olmak. Mihriban, hükümetin yemeği hazır. Bir bardak da su koyuver. Oradan Mihral'in evine gideceğim. Eşber bugün ne haltlar karıştırmış orada, bir bakayım. Ben de geleyim istersen. Süpürürüz falan. Sen işine bak. Gidip geleceğim. İyi. Mihriban, senle biraz konuşalım. Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok Eşber. Vazgeçmem senden. Bu yaptığın ahlaksızlıktır. Ben artık evlendim. Yalan! Düğün gecesi nikahınız kıyılmadan alıp götürdüler Ali'yi. Evlenemediniz. Evliyiz. Buna bütün herkes şahit. Utanmıyor musun? Boş lafı bırak. Hem de karnımda Mihran'ın bebeğini taşıyorum. Hamileyim, anladın mı?
Eşber ne oldu? Eşber! Eşber! Ne yapıyorsun oğlum? İkisini de yaşatmayacağım. Niye derlendin gene? Mehriban hamileymiş. Ne? Ali'den hamileymiş. Yalan. Onlar evlenmedi ki. Eşber gitme. Ne olur bırakmam seni. Bırak beni! Eşber! 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 Komutanım, gidiyoruz. Böyle mi bıraktım ben? Böyle toprağın altında mı bulacaktım? Bağışla beni güzel adam. Bağışla beni. Son nefesinde yanında olamadığım için bağışla. O cennet kokulu ellerinden son bir defa öpemediğim için bağışla. Hakkını helal et anam. Hakkını helal et güzel anam. Hakkını helal et.